Muğla'da asırlardır sofraların vazgeçilmezi zeytin ve zeytinyağı 40 binden fazla ailenin gelir kapısı oldu. Zeytin ağacı sayısı 17 milyona ulaşan Muğla'da 205 zeytinyağı sıkma ve ambalajlama tesisiyle 180'den fazla zeytinyağı markası bulunuyor. Turizmin yanında tarım kenti de olan Muğla ve ilçelerinde zeytin hasadına başlandı. Bölgede zeytin ve zeytinyağı üretiminin büyük bölümü Milas, Bodrum, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak şunları söyledi. Yeşil hasat, yeşil altın hasadı başladı ilimizde. Malumunuz Muğla 1 milyon dekara yakın bir alanda zeytin varlığına sahip. Bunun yarıya yakını Milas ilçemizde bulunan çok önemli bir zeytin ve zeytinyağı başkenti. Çok uzun yıllardır, binlerce yıldır bu kadim topraklarda zeytin tarımı yapılıyor. 400 bin tona yakın bir yağlık zeytin hasadı yapılmıştı Sofralı'da beraber. Bu sene zeytinde yok yılı dediğimiz bir yılla karşı karşıyayız. Son yıllarda İspanya'da, İtalya'da, Kuzey Afrika'daki kuraklık sebebiyle yetersiz zeytin ve zeytinyağı üretimi Türkiye zeytin ve zeytinyağına talebini arttırdı. Bunu öngören bakanlığımız Ağustos ayında dökme zeytinyağı ihracatına bir yasak getirdi 1 Kasım'a kadar. Ne kadar isabetli olduğunu hep birlikte gördük bu kararı. Şu anda bundaki amaç da şuydu. Dökme değil, ambalajlı olarak ihracatı sağlamamız ve katma değeri daha yüksek gelir elde etmemiz gerekiyordu. Muğla'da zeytinler elle veya silkme yöntemiyle toplanıyor, türlerine göre ayrılıyor. İşleme tesislerine götürülen ve işçilerce huni adı verilen çukura dökülen zeytinler, makine sistemiyle yapraklarından temizleniyor, yıkanıyor ve kırıcıda ezilip kırılıyor. Buradan çıkan hamura karıştırma ve yoğurmadan sonra su veriliyor, posa ve şıra ayrıştırılıyor. Şıradaki karasudan ayrılan yağ filtre tanklarına alınıyor. Son tortuları ayıklanıp dinlenme tankına bırakılıyor. Doğal yağ daha sonra güğümlere, teneke ve şişelere dolduruluyor. Halk pazarları ve marketler aracılığıyla sofralara ulaşıyor. Yağdan geriye kalan pirina ise tekrar öğütülüp sanayide çeşitli alanlarda kullanılıyor.